gece yola çıktılar. 16 yaşındaki evladımızın katili biz değiliz. Gamze'yi biz öldürmedik. Evladımızı biz öldürmedik. Onu başkaları öldürdü. Biz cezaevinde yattık ama asıl katil başkası ve dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor diyorlar. Onlarla yaptığımız bir röportaj var. Derli toplu bir olayı dinlemenizi istiyorum. Arkasından karı kocaya soracağım. O gün kimlerle beraberlerdi? Kapı kilitli miydi? Zorlanmış mıydı? O çocuk 16 yaşındaki bir kız çocuğu boğazı kırılarak, boğularak neden öldürülmüş olabilir? Düşmanları var mı yok mu? Soracağım karı kocaya. Önce bir haberini izleyelim lütfen. Benim kızımın failleri bulunsun. Lütfen bana yardım edin. Turcan ve Mehmet çifti o güne dek kendi halinde yaşıyorlardı. Gamze orada ocağın başında oturup durdu, sobanın başında geldiğimizde. Bana dedi ki bu da zahmet etmişsiniz, ben de yiyeyim dedi lahmacunlar. Babasından helalleşti. Ondan sonra ben bulaşıkları şey derken kapıya geldi. Bir de benimle helalleşti. Yanaklarımı öptü. Ben onun yanaklarını öptüm. Giderken etti bana. Ben de ona ettim. Kızım da lahmacunu yemiş, babasının yatağını yazılmış. Babasının haplarını attırmış. Babası yatmış. Acaba gözlüken mi vardı? Bak bilen birim var. Bir şeyler oldu yani. Türkiye 16 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle sarsıldı. Gamze, Gamze dedim. Açtım kapıyı, içeri girdim. Yatık duruyor diye baktım, kapısı ardına kadar açık. Abisinin yatağına baktım, orada yatıyor. Oradan çocuğu dürte dürte ayağının ucundan, oradan. Ondan sonra kafasının yanına öyle açtım. Kepireniyorum hala da. Ölüm uykusuna mı uyudum? Ölüm uykusuna mı yattım diyorum. Omuzundan tuttum, öyle bir çevirdim. Çevirmemle birlikte koluma tostu eli. Buz gibi olmuş, böyle kazık gibi olmuş. Korkudan çığlık ata ata kaçtım ben. Çocuğumu sabah kalktığımda ben cenazesini gördüm ya. Annesinin feryatlarına haberim oldu ya. Ben başka niye bilmiyorum? Ne yapabilirim yani? Kızı öldü. Anne ve babası 4 ay tutuklandı. Gelini ve kızını suçladı. Hiç bilmiyorum. Hakkının aranmasını istiyorum. Benim hakkımı aranmasını istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Neden olmuş? Bilmiyorum. Yatağımda öyle buldum. Evet. Öldürmüşler çocuğumu. Birisini birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı ve Ayşe'den şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Kızları esrarengiz şekilde vefat eden o anne ve baba Vazgeçme stüdyosuna geldi. 4 ay cezaevinde yattım. Benim Gamze'min kılına kim dokandıysa bunun katillerinin aranmasını, bulunmasını istiyorum. Hiçbir suçumuz yokken biz cezaevinde yattık. Ama bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Başka benim hiçbir suçum yok. Sadece bir suçlu olarak cezaevine konuldum. Benim günahım ne ya? Ben hala çocuğumu üzüyorum. Çocuğumu üzüyorum. Atamıyorum ben çocuğumu resimlerine. Bakın bak ağlıyorum ben her gün. Her gün. Ne yani? İyi misiniz? Mehmet Ali Bey? Hiç kolay değil tabii ki. Allah size her anlamda sabır versin. Bodrum'dan dediğim gibi o güzelim cennet mazadan gelmişler ama öyle şeyler yaşamışlar ki o mazı onlar için artık bir cehennem gibi. Hatta oradan taşınmayı bile düşünüyorlar. Sakallıoğlu çiftinin evlatları 16 yaşındaki kızları, 4 evladının en küçüğü değil mi? Evet. Turcan Hanım evet. En küçüğünüz 24 Ocak'ta o gece hayatını kaybediyor. Evet. Siz sabahta cesedi buluyorsunuz. Evet. Ben yani siz katil olduğunuz iddiasıyla cezaevine evet. girmişsiniz. Evet. 4 ay karı koca cezaevinde yatmışsınız. Çünkü evet. o gün o evde üçünüz varsınız. Evet. Dolayısıyla sizden şüphelenmişler. Evet. Yargısız infaz ettiler. Yargısız infaz mı yaptılar evet. siz? Hepsinin bütün iddiaları konuşuldu. Özellikle Tuncay Hanım. Konuşma şansı vermeden hemen şey yaptılar bizi. Evet. Kendi kafalarına göre. Tabii ki onlar da haklı. Evet. Bir ceset var ortada. Ortada bir ceset var. 16 evet. yaşında bir kız çocuğu var. Evde sadece üçünüz varsınız. Evet. Dolayısıyla sizden şüphelenmişler. Evet. Ama ben yani sizin şüphelendiğiniz başka insanlar da var. Neden onlardan şüpheleniyorsunuz? Hepsini soracağım. Hiç merak etme sevgili Turcan. Şimdi ama ben izinle şuradan başlayayım. O gün yani cesedi bulmadan, evladınızın cesedini bulmadan o günden başlayalım. Onun gündüzünden başlayalım. O gün misafirleriniz varmış sizin galiba. Siz çalışıyor musunuz? Siz evet. orman işçisi misiniz? Ben, öyle biliyorum. Ben eşim veya kayınbiraderim
Oğlum 3 kişi, 4 kişi ormanda çalışıyoruz biz. Tamam canım. Bize bu işi Ramazan Köse ayarladı. Tamam. O da damadımın kardeşidir. Tamam. O gün sizin bazı misafirleriniz varmış. Ayşe ve Ümit Koç. Kim onlar? Ayşe ile Ümit? Gamze'nin iş yerinden arkadaşları. Gamze'nin iş yerinden arkadaşları. İş yer arkadaşı. Tamam, size geldiler. Başka kim vardı evde? Kızım ve damadım. Kızım Fatma vardı. Ama aynı anda konuşmayın. Tamam. Siz söyleyin babası olarak Mehmet Ali Bey. Kızım Fatma vardı. O gün akşam. Ümit Koç vardı. Ayşe Koç vardı. O gün. Ne yaptınız o gün onlarla? Orada onlar gelmez önce biz lahmacun yaptık. Damatla kızlar, ben onlar hazırladı, ben kara fırında pişirdim. Tamam canım. Akşam, biz onlardan önce yedik. Kusum. Onlar daha sonra geldi, saat 9-9.30 gibi iş yanına çıktı geldiler. O bamları alacağım diye benden gündüz para istedi. Tamam. Benim rahmetli çocuğum. Ben buna çıkardım, 150 lira para verdim bamdan alacağım diyene. Bandanayı almış, üstü kalanını marketten alışveriş yapmış, misafirler gelecek diye. Normal Gamze aslında okuyor, meslek lisesinde okuyordu. Evet, evet. Değil mi? Stajyer olarak, aşçı olarak bir... ...yaşıyordu. Gündüz, hatta sabah, pazar günü biz birader, benim Gamze rahmetli çocuğum, beraber traktörle mumcular indik. Ben hayvanlarla veririm. 8-10 tane koyun var. Onlara saman alacağım. 24 Ocak'ta cesedi buluyorsunuz. 23 bir gün öncesini 23 Ocak'a aldınız. 24'te pazar günü beraber pazara indik. Tamam. Orada iş yerinde kaldı. Ben gittim hayvanlara saman aldım. Orada kumayı aldım. Oradan eve çıktım. Akşam üzeri saat 2-2.30 gibi kardeşi Fatma geldi. Tamam. Damatla beraber. Onlar kıyma getirmiş. Onları hazırladılar, yaptılar derken biz onunla lahmacun yaptık. Tamam. Hep beraber oturduk yedik. Ama Gamze'm yemedi ondan. Neden? Çünkü o 9-9.30 gibi geleceği için ben yedim, baba yedi, siz yemeğinizi yiyin dedi. Tamam. Bize. Daha sonra onunla da geldi. O... Gamze kaçta eve geldi? 9.30. 9.30'da falan. Akşam 9.30'da geldi. Evet. Tamam. Çünkü o daha önce ablasını aramış. Abla demiş, ben gelmeden gitme. O onu bekledi, ablası bekledi. Tamam. Neyse. Onlar... Beni de tembihlemişti, ablam gel gitmesin diye. Bunu da tembihlemiş. Fatma, kızınız Fatma. Evet. Tamam. Orada bu bandana verdim ya, o kalan paranın üstünden de marketten gofret, çikolata, yani... De, yani bazı işte çikolata tarzı şeyler almış, gofretler yani, almış. Yani böyle bir saniye, misafirlere ikram edemeyecek bir şeyler almış. Tamam. Oturduk beraber, hep beraber yedik içtik. Onda benim damat saat 11.30-12 gibi evlerine gitmek istediler. Durmuşta Fatma. Durmuşta Fatma. Tamam. Tabii bunlar dışarı çıktı. Bunlar uğurlamaya çıktık biz. Annesi çıktı, Fatma çıktı. Uğurlayacağız. Gamze da var içinde. Ümit'in koçun hanımı çıktı. Ümit Koç çıktı dışarı. Hep beraber uğurladık bunlar. Bu sefer damadın arabası çalışmadı. Beyin gazlı olduğu için beyin dönüyor. Ben bunu bu sefer traktörle asıldım, çalıştırdım. Yardım ettiniz, çalıştırdınız. Yardım ettim, çalıştırdım traktörle. O sırada şeyler evde miydi? Ayşe ile Ümit de evde duruyorlar. Evdeydi. Onlarla biz eve girmiştik. Tamam, siz eve girdiniz. Daha sonra eve girdiler. Sonra sizin kızınızla damadınız gittiler. Evet. Tamam. Peki o sırada Gamze nasıldı, böyle şey miydi, tedirgin miydi? Yok, hiçbir şey yoktu, hiçbir şey yok. Neşeli miydi? Neşeliydi ya, benim çocuğum her zaman için neşeliydi. Hiçbir şeysi yoktu. Tamam. Sonra peki ya, Fatma ile kızınızla damat durmuş gittikten sonra Ayşe ile Ümit bir süre kalmışlar. Kaldılar. Aşağı yukarı bir, yani bir çay içimi kadar kaldılar. Yani Gamze'nin arkadaşları. Arkadaşları. Tamam. Arkasına onlar da gitti. Saat kaç oldu o sırada? O zaman da saat 12-10, 12-20 o civarlarda. Gece yarısı oldu. Gece yarısı. Gideceğiz demek istemişti, evi göstermek istemişti. Önce bu komşular gitmedi, misafirler gitmeden önce abla dedi, ben bak dedi, yengem gelip odasını nasıl temizledim, bir bak dedi. Biz onlarla beraber hep beraber gittik, odalarına gezdik, baktık, gösterdi. Gamze mi odayı gösteriyor? O, Gamze gösteriyor. Yengesi dediği kim? Abisinin hanımı. Abisinin hanımı. Ben oğlanı yalancılığının yüzünden kovdum. Kendi oğlunu? Kendi oğlumu yalancılığının yüzünden benim burama getirdi, kovdum. Allah. 20 günden bu yana şeydeydi o zaman. Sakarya'da da, kaynanasının yanında. Ya sen beraber kalıyorlardı, sizle evet, beraber yaşıyordu. Evet, daha önce beraber kalıyorlardı. Evet. Şeyden Mefar. Mefar Sakaloğlu. Mefar. Ben oğlu, onu kovdum. Tamam. Ama olay günü gece... Benim Mefar Milas'ta teyzesinin yanındaydı. Tamam. Milas'ta teyzesinin yanındaydı. Karısı nerede? Karısı da orada. Kaynanası da orada. Tamam, peki. O gece şeyler de bir süre sonra şey de gidiyor. Ümit ve Ayşe de gidiyor. Ümit gidiyor. Ümit gidiyor. Evi gösterdi ya, odanın içini gösterdi ya. Evet. O arada kızım dedi, bak senin bu yat, ben dedi şuraya yatıyorum dedi. Abla dedi, abim burada buraya yatıyor dedi. O zaman da bizim şimdi beton arma evler hep bütün rütubet yapıyor.
Onun yattığı yerde aynı böyle tomurcuk tomurcuk olmuş, üstüne akacak şekilde gelmiş. Kız size yani ki abisinin o kaldığı evi, odayı temizlemiş, size odayı gösteriyor. Evet evet. Sizin Gamze ile aranızda o gece bir tartışma oldu mu? Yok yok, hiçbir tartışmamız hiçbir yok. Tartışma. Hiçbir tartışmamız sizin yok. Sizin annesine bir sorayım, sizde oldu mu tartışma? Hayır hayır. Aranız nasıldı anne kız? Aksine beni çok severdi, babasını da çok severdi. Böyle iki yanaklarımdan öperdi, derdini hep benden paylaşırdı genelde. Bilmediğim bir şey varsa onu ben bilmiyorum tabii ki. Evet. Ama her şeysini benimle paylaşırdı. Bana derdi iyi ki varsın annem derdi. Öperdi yanıklarımdan. O selfie çekerdik onunla biz. Aha, selfie çekerdiniz. Hayır evet böyle taklit yani. Şeyler yapardık, gülerdik onunla. Yani sosyal medya hesabı vardı. TikTok'tan bir şeyler yapıyorlar. Gözü büyütüyorlar, gözü takıyorlar, bir şeyler ondan yapıyorlar. Ondan sonra onlar böyle eğlenirdik. Oynardı, şimdi... bol bol oynardı. Ben de oynardım, eşlik ederdim ona. Aha. Çünkü mutlu olsun diye. Şimdi elimizde bir tane video var. Sizin kızınızla olan işte evet, evet. Aileyle olan... Ya vardı daha da düğün programı, onu çıkarttıramadık. Bizim biz elimizdeki videoyu gösterelim. Bakalım kızımız rahmetlinin, Allah rahmet eylesin gerçekten. Yazık günah, 16 yaşında bir kız çocuğu bir cinayete kurban gidiyor. Ve annesi babası da katil olmakla suçlanıyor. Evet, olacak iş değil yani gerçekten. O olayı bitireyim ben. Ondan sonra... Ama ben bir kızımızı, bir ilişkinizi tamam. Bir göstermek istiyorum. O geceden devam edeceğiz. Tamam. O geceye ilgili soracağım. Merak ettiğim çok soru var çünkü. Anne şey, kızlarıyla ilişkisi nasıldı? O görüntüleri bir ekranlarınıza getirelim lütfen. Bir video var. Çok mutlu bir... Bir ailemiz vardı mutlu bizim. Mutlu bir aile misiniz? Bize ne istediler onu anlamıyorum yani. Bizim bir mutluluğumuza ne istediler? Gamze sizinle arası iyi gibi duruyor. Bu görüntüler ne zaman çekildi? Yılbaşında ben çektim. Yılbaşında yani Gamze ölmeden bir ay önce falan. Evet, yılbaşında bir programını ben çektim. Yılbaşı gecesi çekilen bir görüntü. Evet, yılbaşı gecesi çekildi. Yani kızımız çok mutlu görünüyor. Ailesi evet. Mutlu görünüyor. Evet. Siz de mutlu görünüyor. Evet. Hep mutluydu zaten. O zaman bu kadar mutlu bir çocuğu kim sadece öldürdü? Sadece oğlanla aramda bir problem mi yaşıyoruz? Biz yani, o kadar. Boğazını sıkarak öldürmüş katil ve boğazı kırılmış, boynu kırılmış yani.